Merhaba, iyi günler. Bir Mozaik Olarak Türkiye yayın dizimizin 22. bölümünde Boşnakları ele alıyoruz. Boşnakları bize Aydın'da yaşayan Yüksel Mergen anlatıyor. Yüksel Bey, merhaba. Merhaba efendim. Siz Aydın'da Boşnak Derneği'nin başındasınız. Federasyona bağlı. Türkiye'de Evet. zaten Boşnaklar öteden beri bayağı sivil toplum olarak çok birbirleriyle ilişki içerisinde örgütlü bir yapı, ama şöyle bir şey var: Boşnak denince insanlar bildiklerini düşünüyorlar. Özellikle maalesef Yugoslavya'daki iç savaş döneminde yaşananlarla Evet. beraber Türkiye'nin gündemine iyice yerleşti, ama Boşnakların kim olduğunu Boşnak olmayanlar pek bilmiyor galiba. Kimsiniz siz? Evet, evet efendim. Ben Yüksel Bergen, bahsettiğiniz gibi anne baba tarafından Boşnak bir aileden gelmekteyim. Köklerim 1920 yıllara kadar devam etmektedir. Bosna Hersek Tuzla bölgesinden atalarım göç etmişler Türkiye'ye. Ben Boşnak dendiği zaman Boşnaklara Bosna ve Müslümanlar adı verilmektedir. Bosnalıların kökeni araştırıldığında genel olarak Tanrı'nın sevdiği kul anlamına gelen Bogomil karşımıza çıkmaktadır. Bogomiller hem Katolik hem de Ortodoks kilisesine karşı direnmiş ve kendi Bosna kiliselerini kurmuşlardır. Bosna'da Katolik kilisenin zayıflamasıyla birlikte Bosna kilisesinin yayılması hoş karşılanmamış papalık tarafından ve Bosna'ya Haçlı seferleri yapılmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde Bassanya adıyla anılır. 6. ve 7. yüzyılda Slavların Balkanlara gelmesiyle Bosna olarak ad değişikliği olmuştur. Orta çağda yaşayan genel olarak Bosniyalari olarak adlandırılırlar. Bu isim daha sonra Boşnak olarak gelişmiştir. Araştırmacı Enver İmamoğlu'nun analizinden Boşnakların ne İslamlaşmışlıklar ne de İslamlaşmış yuvasal olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bir mezhebi Hazreti İsa'ya inanır. Tanrı tektir. Hazreti İsa onun peygamberidir. Boşnaklar Bosna Kilisesi adı altında örgütlenmişlerdir. Osmanlı ile birlikte Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte Müslümanlığı kabul ederek Müslüman olmuşlardır. İkinci görüşte efendim Selçuklu döneminde Karaman Beyliği tarafından İslamiyet'in yayılması nedeniyle Türklerin bu bölgelere yerleştirilmesiyle birlikte Türkler olduğu şeklinde ifade edilmektedir efendim. Peki, şeyi sormak istiyorum. Türkiye'ye geliş genellikle 19. yüzyıl sonu, Balkan savaşları ve Evet. öyle sanki, değil mi? Yani özellikle Evet Osmanlı'nın efendim. Balkanlarda etkisini kaybetmesine paralel bir göç Doğru söz efendim. konusu. Evet. Bu göçlerin efendim şüphesiz ki Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da özellikle Bosna'daki gücünü kaybetmesiyle beraber göçler başlamıştır. Bunlar 19. yüzyılın son çeyreğinde yani ve başlamış 20. yüzyılın son çeyreğine kadar devam etmiştir. Bu göç dalgaları 5 aşamada gerçekleşmiş olup Türkiye'ye göçleri ta ki 1974 yıllarına kadar devam etmiştir. Geldiklerinde yerleştikleri bölgeler İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana, Sivas, Kütahya, Karamürsel, Bursa, Kırklareli şehirlerinde yerleşmişlerdir. Bugünkü sayılarda yapılan analizlerde 2 milyona kadar oldukları ifade 2 milyona edilmektedir. yakın. Evet efendim. Peki, bu savaşla beraber, Yugoslavya Savaşı ile beraber Türkiye'ye yine yoğun bir göç oldu mu, yoksa Tabii ki efendim. Son 1992-95 savaşından bahsediyorsunuz değil mi evet, efendim? tabii. Özellikle o dönemlerde efendim Boşnakların Türkiye'ye göçleri elbette ki olmuştur. Biliyorsunuz bu savaştaki yaşanan katliamdan
kurtulmaya çalışan Boşnakların Türkiye'ye göçleriyle beraber tüm Avrupa ülkelerine de aynı şekilde yardım kuruluşları tarafından göçlerine konmuştur. Bunlardan bir kısmı da tabii ki Etiyopya'ya göç etmişlerdi. Gelmelerinin sebebi de tabii ki buradaki akrabalarını çok geçmişten beri burada yaşamaları ve Türkiye'nin Müslüman olması, gelenek ve göreneklerini çok rahatlıkla iletebilecekleri bir ülke olması nedeniyle Türkiye tabii ki tercih edilmiştir efendim. Peki orada işler düzeldikten sonra Bosna'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra buradan oraya dönenler oluyor mu? Son savaştan sonra evet göçler olmakla birlikte ama çok fazla olmamıştır. Çünkü burada biliyorsunuz Boşnakların gelişik hayata geçmeleri nedeniyle buradaki evlenmeleri, işte buradaki sosyal ve aile yapılarına ve idari yapıya katılmalarıyla beraber genelde bu savaştan sonra çok fazla geriye dönüş olmamıştır. Peki Boşnakça diye bir dil var değil mi? Evet efendim. Boşnakça diye bir dilimiz var. Boşnakça Güney Slav dilidir. Boşnakça da hem Latin hem Greek alfabesi kullanılır. Bosna alfabesi kendine özgü bir alfabe oluşmuştur. Boşnak dili 1992-95 yılı sonrası, savaş sonrası resmi dil olarak kabul edilmiştir. Boşnakça dilini Sırpçadan ve Hırvatçadan ayıran en önemli özellik Türkçe vasıtasıyla Osmanlı döneminde girmiş olan Arapça, Farsça ve Türkçe gibi kökenli kelimelerle oluşmuştur. Türkiye'deki yaşayan Boşnakların kullandıkları Boşnakça dili sadece sözlü olarak kullanılmıştır. Edebi dil olarak anılır ve eski biçimi korunmuştur. Ancak yeni savaş sonrası Türkiye'de yaşayan Boşnakların Boşnakça dilini öğrenmek için dernekler vasıtasıyla Boşnakça kursları alarak hem sözel hem de yazım alfabesi kullanılmaya çalışılmıştır efendim. Peki şunu sormak istiyorum. Boşnaklar Türkiye'de yaşarken toplumdan ve devletten nasıl muamele gördüler? Yani böyle bir herhangi bir şekilde dışlanma, geri plana atılma gibi şeyler savaştan sonra olduğunu sanmıyorum ama daha önceki evet, dönemde efendim. Savaşla beraber çünkü tüm Türkiye Boşnaklara gerçekten sahip çıktı. Ama öncesi tarihlerde Boşnakların Türkiye'deki yaşantısında toplum ve devletle ilişkilerinde sorunlar var mıydı? Efendim bu tabii ki olmuştur. Sonuçta şu şekilde ifade edip kendim bizzat yaşadım bunu. Bizler Türkiye'ye göç ettiğimizde bizlere siz muhacirsiniz, siz gavursunuz isimdeki ifadelerle yaklaşımlar olmuştur. Ben bunu bizzat yaşadım. İşte o oynanan oyunlarda genellikle işte siz sarışınsınız, Türk değilsiniz şekli ifadelerle bu tür ortamlara alınmadığımı ben bizzat bunu yaşadım. Bu tabii ki sonradan gelenlerde de biliyorsunuz Boşnakça dili çok Türkçe'ye adaptasyonu çok zor olduğu için buna örnek olan çok insan bunları bizzat konuşmalarında sohbetlerinde ifade etmişti. Ancak tabii ki Türkiye'ye yaşayan Boşnakların muhacir sıfatıyla yani kendi ülkelerindeki zulümden kaçarak bağlı oldukları ülkede vatanı saymışlardır. Bu muhacir adını almışlardır. Dolayısıyla tabii ki bu durum var. Türkiye'de hem sanayide sanayi sektörü olmak üzere etkinliklerini her zaman göstermişlerdir. Bunlara da örnek verebilirim müsaade ederseniz. Tabii, buyurun. Efendim, işte biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şetif Aldagiç şu anda hala Çilek Mobilya'nın sahibi Muzaffer Çilek, Saltano bisikletlerinin sahibi Salih Akgün, Enga Holding'in başkanı Şarık Taran rahmetli,
Erbay Grubit'in başkanı Ahmet Kemal Baysa. Hepiniz zengin misiniz böyle maşallah, yani başlaklar yoksun evet, başlak yok mu? İşte örneğin efendim devam edin, Gotiç ayakkabılarının sahibi Salih Gotiç, Uzan Holding, Uzan gibi sanayiye yetiştirilmiş çok ciddi iş adamları oluşmuştur. Hatta biliyorsunuz şu andaki Ayvalık Belediye Başkanımız ve Erdek Belediye Başkanımız da boşnak olarak İdane'ye genel yönetimlerde görev almaktadırlar. Peki devlette yönetici olarak siyasette, devlette öne çıkan isimler var mı? Ben mesela futbolcu Saffet'i biliyorum, Sancaklı, evet, MHP milletvekili gibi. Değişik dönemlerde boşnakların Türkiye'de önemli görevlere geldiklerine şahit olduk mu? Efendim işte maalesef şöyle bir ifade için işte bahsettiğim Saffet Sancaklı'nın yönetimde ve milletvekili olarak genel alması tabii ki önemli bir faktördür. Ancak maalesef ki genelde sanayide bir iş adamı ön plana çıktığı için işte onun altında bahsettiği işte Ayvalık Belediye Başkanı, Erdek Belediye Başkanı gibi idari yönetimler, örneğin Kemal Baysa Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmışlardı. Şimdi esas idari kadrolarda görev olan boşnaklar şu anda aklıma gelmiyor efendim. Ya olsaydı bilirdiniz. Peki evet, şu anda boşnakların, Türkiye'de yaşayan boşnakların en önemli sorunları nedir? Neden şikayetçisiniz? Ne talep ediyorsunuz? Efendim, biliyorsunuz bu muhacir adıyla Türkiye'ye göçleriyle birlikte boşnaklar Türkiye'yi ana vatandaşlığı saymışlardır. Çok önemli olarak gördükleri için genelde tüm idari kadrolarda, yönetimde, o halk içerisindeki tavır ve davranışlarıyla bir sıkıntı yaratmayan bir toplum olmuştur. Dolayısıyla da istek ve arzular konusunda genelde bizim federasyon toplantısında bahsedeceğim konu genelde boşnakça dilinin yeni nesile öğretilmesiyle alakalı bir takım istekli taleplerde bulunmuştur. Bu konuda işte Trakya Üniversitesi'nin bu bölümle ilgili bölümleri vardır. Fakat bunların yaygınlaştırılması ve tüm boşnak serilini unutulmaması için yani bu tür talepler olmuştur. Bu taleplere bir zamanlar cevap verilmiştir ama yarım kalmıştır. Örneğin İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Halil Beyli köyü tamamen boşnaklardan oluşan 2000'e yakın nüfus olan bir köydür. Bu köyde yaşayan gençlerin boşnakta öğretilmesi ve mikrofonlar böyle bir kuş şiver gelip konusunda eğitim bulmak için öğretmen istendiği halde bu talep yerini bulmamıştır. Ve bu talepin eğitim bakanlığına olan onun bir takım dilekçeler verildiği gibi biliyorum efendim. Peki şu anda söylediğiniz yüz binlerce hatta kaç demiştiniz? 2 milyon mu? 2 milyona aşkın bir nüfus var. 2 milyona aşkın bir nüfus bayağı ciddi bir rakam aslında. Bayağı bir önemli bir topluluk söz konusu. Nasıl evet, bir gelecek öngörüyorsunuz boşnaklar için? Mesela şeyi bildiğim kadarıyla, tabii yanılıyorsam düzeltin, boşnaklar toplumun diğer kesimleriyle çok kolay kaynaşabilen bir toplum. Evet. Karma evliliklere açık bir topluluk diye biliyorum. Dolayısıyla nasıl bir Türkiye'nin bir parçası olduğunu ve bundan da mutlu olduklarını söylediniz. O anlamda bir sorun yok. Ama bir boşnak kimliği diye bir mesele var ve bu boşnak kimliği Türkiye'de varlığını yakın gelecekte güçlü bir şekilde sürdürebilecek mi? Efendim işte bu idari kadrolarda ve oluşturulan örneğin şöyle ifade edeyim. Biz dernekler olarak boşta örsekleri, tüm tür dernekleri federasyonuna bağlıyız.
Bu derneğimizden Merkezi İngiltere'de olan Uluslararası Konuşlarası Göçmenlerin Birliği'ne bağlı. Yani buradaki bu aşamalarla birlikte tüm Avrupa'da ve Türkiye'de şimdi sahip olmak için çaba sarf ediliyor. Dolayısıyla bu çabaların sonuçları illaki oluyor. Dolayısıyla bu taleplerimiz de şu anki yaşantımız, mevcut olan toplumdaki ilişkilerimizle birlikte işte amacımız işte boşnak kültürünün, o boşnakların varlığının bir şekilde arkamızda tabii ki devletimizin de varlığı söz konusu. Her zaman için boşnak sektörden bağlantılarımızda sürdürmekte ya da iletişim sağlamakta önemli rol almaktadır. Peki bu sözünü ettiğiniz derneklere bu bahsettiğiniz 2 milyona yakın boşnaklar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan boşnaklar hakikaten sahip çıkıyorlar mı? Aktif bir katılım var mı yoksa az sayıdaki insanın çabalarıyla mı yürüyor? Efendim şöyle ifade edeyim. Finansmanımız Türkiye'deki boşnak Türkiye Dernekleri Finansmanı'nın sadece bir tanesi. Bizim Bosna-Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu'na bağlı toplam 17 tane dernek var. İşte bahsettiğimiz illerde boşnakların çoğunlukla yaşadığı bölgelerde oluşan bu dernekler var. Bu derneklerle biz sosyal ilişkilerimizi, Türkiye'de yaşayan boşnakları, Türkiye'de yaşayan boşnakların ve Sancak Bölgesi'nde yaşayan boşnaklarla bağlantılarını sağlamakta önemli rolleri vardır. Bu toplantılarımız oldukça sık aralıklarla yapılmaktadır. Örneğin 17 tane derneğimiz 3'er ay arayla diğer dernekleri davet etmektedir şehrine. O şehirdeki katılımlarla birlikte tüm ülkede yaşayan boşnakların sorunları masaya yatırılmakta ve bunlara çözümler bulunmaktadır. Neden? Evet de yani memnun musunuz halinizden? Onu soruyorum. Evet efendim, memnunuz. Yani bizler işte bahsettiğimiz işte bu saydığımız isimlerle beraber Türkiye'deki varlığımızın her an her şekilde devlet tartımızda tabii ki. Dolayısıyla sadece dil konusunda yeni yetişen nesillerimize bunu aktarmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Derneklere verdikleri boşnak dillerinin kurslarının yeterli olmadığı ve bunlar işte devlet tarafından sağlanacak imkanlarla bunların yapılması bizim en büyük arzumuzdur. Zaten kültür ve geleneklerimizi bahsettiğimiz dernekler vasıtasıyla hem Türkiye'de hem uluslararası alanda sergilemekteyiz efendim. Evet Yüksel Bey çok sağ olun. Boşnaklar kendi yağıyla kavruluyor anladığımız kadarıyla ama yağı da bayağı var. Yani çok halinizden şikayetçi değilsiniz ama tabii ki özellikle dilin yaşatılması gibi bir meseleniz var. Bir yanda evet. Bosna Hersek'teki yaşananları yakından takip ediyorsunuz. Tabii ki. Ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarında memnun yani... Her vatandaş ne yaşıyorsa siz de onu yaşıyorsunuz sonuçta. Evet efendim. Yani biz söylediğimiz gibi muhacirlik sıfatına çok ciddi bir şekilde ülkemizi Türkiye'ye bir vatan olarak atalarımız kabul etmiş ve bu vatan içerisinde yaşamayı bir borç vermiş, tüm vazifelerini yerine getirmiş. Bahsettiğimiz gibi de sanayide ve ekonomide gerek idari anlamda da çok ciddi insanların yaşantılarıyla bu ülkeye katkıları devam etmektedir efendim. Çok sağ olun Yüksel Bey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Evet, bir mozaik olarak Türkiye'nin 22. bölümünde Yüksel Mergen Bey bize boşnakları anlattı. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.